peki fizik tedavi süreci nasıl ilerliyor? Mesela hasta sizlere şikayetiyle geldi. Hı-hı. Uygulanan testler sonrasında hastaya belirlenen bir yöntem Hı-hı. var. Bu öncelikle hangi doktora gitmesi gerekiyor? Doktora gittikten sonra uygulanan testlere göre bir adım ilerleniyor. Hı-hı. Kaç seansta fizik tedaviye Hı-hı. karar veriliyor? Bu süreçten de biraz bahsedelim Hı-hı. hocam. Şimdi bir hasta kas iskelet sistem ağrısı yaşıyorsa, daha önce söylediğim gibi bütün eklemlerimizde olabilir, sırtımızda, boynumuzda olabilir, kalçada olabilir. Bu ağrılar varsa öncelikle bir fizik tedavi uzmanına muayene olması gerek. Muayeneye göre tetkikler istenir, sonra tanı konur. Ona göre, şikayetine göre yani 15-20 seanstan itibaren başlayarak 30 seans, bazı nörolojik rehabilitasyon hastalarımıza daha uzun seanslarda tedavi verebiliyoruz. Peki bu tedaviler özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde uygulanıyor. Ama özel hastanelerde ayrı bir bütçe olarak mı karşılanıyor, yoksa sosyal güvenlik bunların karşılıyor mu? Şimdi bazı hastanelerde SGK anlaşmalı olarak muayene yapılıp üstüne seans da verilebiliyor. Bazı hastalık grubundan mesela inme gibi, MS gibi, Parkinson gibi hastalarda tedavi seanslarını belli bir sürelerini SGK anlaşma olarak hasta ücret ödemeden tedaviye gidebiliyorlar. Evet. Şimdi